Şimdi Dorukhan dedi, Okan'la evet. Ender. Dorukhan'a da bir teklif var. Verelim ekrana kırmızıyı. İtalyanlar Dorukhan'ın peşinde. Udinese kulübü, Igor Tudor'un takımı Udinese, Beşiktaş'a 12 milyon euroluk bir teklif iletti. Dorukhan tabi Eskişehir'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan milli takıma, milli takımdan Avrupa'nın radarına. Bu İzlanda maçında kaydettiği gol de tabii mutlaka onu parlattı. Evet. Şenol Hoca değer verdi, kıymet verdi gencecik bir oyuncuya. İşte bu oyuncunun adı da şu anda İtalya'da, Udinese'de ciddi şekilde anıldı. 12 milyon euro bence muazzam para. Müthiş bir para. Dorukhan bir de şu var abi, karakterli bir oyuncu. Sahada karakterini yansıtıyor. En önemli detaylardan bir tanesi budur futbolcu için. Karakterini yansıtıyor, tamam. Yeri geliyor. Hücum hattında da defansif anlamda da çok katkı sağlıyor. Ama bakıyorsun 6 ay önce bu oyuncu 7 ay önce 2. ligde oynuyordu bir sene önce. Şimdi Beşiktaş'ın değişilmez vazgeçilmez oyuncusu. Şimdi az önce Ender abi bir şey söyledi. Genç oyuncular tamam şampiyonluk yarışında belli bir kadro oluşturman gerekiyor. Daha deneyimli tecrübeli ama şimdi bak Dorukhan'a şans verildi. Ne oldu? Hiç sırıtmadı ve oradaki oynayan oyuncular hiç aratmadı. Üstünden onların çok çok üstünde o performans sergileri. Şimdi Hasic de belki geldiği zaman çevresinde şimdi bakıyorsun Laiç var, Burak var arkada işte Dorukhan kaldığı takdirde medal büyük ihtimal gidecek söylentileri duyumlarını alıyorum. Atiba var. Yani o bölgelere transfer. İskeleti Beşiktaş'ın omurgası var. Şimdi genç oyuncuları da araya serpiştirip onlara güven vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yetenekli oyuncular. Nasıl geçen sene kesinlikle. Fatih Hoca en önemli bölgede Ozan oynattı. Stoper bölgesi kolay kolay. Hiç kimse oynatamaz o bölgede. Şampiyonlar Ligi özellikle kulvarında. İşte bu tür oyuncuları yakaladığım zaman şans vereceğim. Yetenekli oyuncuyu üstüne durup o güveni verdiğin zaman Beşiktaş Abdullah Hoca ile bunu sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun Hasic büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Tabi bu transferi o Dorukhan'ın mesela büyük bir bedavaya gelen bir oyuncu. Şimdi 12 milyon euro 13 milyon eurolardan bahsediliyor. 13 milyon 12 milyon euro 14 milyon euroya gittiği takdirde düşünebiliyor musun? Beşiktaş bir ferahlayacak bir nefes alacak. Bir yüz, suyun üstüne kafasını çıkartıp bir nefes almış olacak. Her kulübün ekonomik sıkıntısı var Ender abi. Sadece Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın da var. Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Transfer bonser transferde yani fair play şartlarında. Yasağı yok Beşiktaş'ın. Yani istediği futbolcu bir bonservis de alıp gelebilir. Ama o dengeleri sağlamalık gerektiğinin farkındalar. Ben şunun duyumunu da aldım Ender abi. Ender abi dedim. Ender abi bizi andı. Aykut abim. Şunun duyumunu da aldım. İlk kamp sürecinde Abdullah Hoca'nın takımı daha iyi tanıyıp eksik bölgelere ona göre transferlere daha çok yoğunlaşacağının duyumunu aldım. İlk kamp döneminde çok fazla Beşiktaş taraftarına sesleniyorum buradan. Çok fazla yani böyle mutlanıp veyahut da çok fazla heyecanlanmaması gerektiğini söylüyorum burada. Yani biliyorsun bütün takımlar da bunu yapacak. Şu anda en çok ihtiyacı olan, transfere ihtiyacı olan takımların bir tanesi Fenerbahçe'nin, bir tanesi Beşiktaş. Ama önemli olan doğru atışlar, doğru transferler yapılacak. Şimdi bugün Ozan Kabak satıldı. Yani ne kadara? 11 milyon euro civarındaydı tamam. Değil mi? Satıldı bugün. Ozan Kabak konuşuluyor. Yani gençleri yavaş yavaş... Cengiz bundan evvel, Başakşehir'de Roma'ya gitti. Yani Dorukhan da çok çabuk, aşağı kalacak tabii, bir oyuncu ya, değil, orada oynayabilecek. Bazen bahsediyoruz, belki bize hak veren de var, eleştiren de var. Alt ligde gerçekten bu ligimizde oynayacak, Süper Lig'de oynayacak seviyede oyuncular var. Yani mutlaka var, hale de var. Tabii iyi bir kadron varsa, iyi bir yapılanman varsa böyle oyuncuları birer ikişer monte ettiğin zaman katkı verirsin. Ama bizim sıkıntımız ne? Şimdi Avrupa'daki takımlar inanılmaz ekonomik güçleri var artık. Hem zirveyi kovalıyorlar hem ekonomik olarak inanılmaz güçlüler. Bizim ekonomik olarak gücümüz kalmadı ki. Biz iyi kazançları var kulüplerimizin ama bunu şu son 4-5 senede çok boşa harcadık. O da büyük bir borçlar birikmesine sebep oldu. Belki yarın bir gün Dorukhan'ı 20 milyon 30 milyona satacaksın Avrupa maçlarında başarılı olursan. Şampiyonlar Ligi'nde belki işte milli takımda. Ama ne yapıyorsun? Şimdi iyi bir teklif gelirse satmak zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü senin ekonomik durumun zayıf. İşte demin Okan'ın dediği çok doğru. İşte belki bir 12 milyon 15 milyon Beşiktaş takımını rahatlatacak. O yüzden de bu teklifleri değerlendirmek zorunda kalıyorsun. Belki Galatasaray da vermeyecekti Ozan'a. Bir sene daha bekleyebilirdi. Şimdi bak Ozan'ın konuşulan rakamlar 20 milyonlar 30 milyonlar. Yani bu 6 ayda olan şeyler. Ama kulüplerin mali durumundan dolayı bu sıkıntılar olduğu için mecbur bu teklifler olacak. Çünkü gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Dorukhan'a da bu teklif normal bir teklif. Yani iyi de bir ücret. 12 milyon az para değil yani şu anda takımlarımızın mali durumuna baktığımız zaman. Ama
Okan'ın şu dediği bir şey var. Hani hoca kampta tanıyacak oyuncuları. Yani o konuda mutlaka tabii takım, ama şimdi Caner'i tanımıyor mu, Gökhan'ı tanımıyor mu, ne bileyim Vida'yı tanımıyor mu? Bunları mutlaka şimdi tanıyordur ama. Farklı bir açıdan bakalım, oyun sistemi, oyun anlayışına acaba uyabilecek mi oyuncular? Tabii işte bunları yani tahmin ediyordur bakacak. Bence. Eksik bölgeleri, tabii eksik mutlaka bir eksiklikleri oyuncuları görecektir tabii. Ama bence hoca şuna, yani ben kesinlikle eminim, hoca şu anda bence %70, %80 kimlerin gitmesi, kimlerin kalması gerektiğine karar vermiştir. Ben buna inanıyorum. Ama tabii. Göndermek, ayrılmak kolay değil. Çünkü sistemine, oyun anlayışına, oyun planlarına uyacak oyuncuları düşünüyordur. Biliyor yani. Bu Beşiktaş takımını birçok kere kendi ekibi analiz etmiştir. Oyuncunun bireysel performansını, takıma neler verebileceğini tahmin ediyordur. Ama işte hangileri ayrılacak, hangileri kalacak? Bence onları belirlemek zorundalar. Ondan sonra mutlaka transfer yapılacaktır. Ama tabii ki de genç oyuncular almak lazım. Alt ligden de, ne bileyim, başka ülkelerden de genç oyuncular katmak lazım. Ama mutlaka yani direkt takıma katkı verecek iyi bir stoper, sol stoper,